Tüm dünya olarak zor bir dönemden geçiyoruz. Yaşadığımız salgının yayılmasını azaltan en önemli faktör el hijyeni. Durum böyle olunca da sürekli el yıkıyoruz, dezenfektanlar kullanıyoruz. Buna bağlı olarak el üzerlerinde kuruluk, kızarıklık, kaşıntı gibi tahrişe bağlı yakınmalar yani el egzaması artış gösterdi. Ben de ellerinde bu tür yakınmaları olanlarda hem tedavide hem önlemede neler yapılabilir bunları konuşalım istedim. İki önemli başlık var. Birincisi, mümkün olduğunca el yıkama sırasında oluşacak tahrişi azaltmak. İkincisi de nemlendirmek. Önce birinci adımla başlayalım. Yıkama sırasında tahrişin önüne nasıl geçebiliriz? Su ve sabunla yıkamak, dezenfektanlar, derimizin yüzeyindeki doğal koruyucu bariyer görevi gören yağları çekip alıyor. Hafif asit olan pH dengesini de bozuyor. Bunun sonucu olarak ciltte kuruma, kızarma ve kaşıntı baş gösteriyor. Tekrar tekrar yıkamalarla da problem ilerliyor. Tek başına duru suyla yıkamak bile kurutucu. Ancak sabunlar bazı özellikleri nedeniyle bu kurutucu etkiyi daha da arttırıyorlar. Nedir bu özellikler? Cildin pH ile uyumsuzluk, sodyum lorisülfat, SLS gibi yüzey aktif maddeler yani sürfaktanlar içermek, parabenler gibi kimyasal koruyucular, fragrans adını verdiğimiz hoş koku verici kimyasal maddeler, hatta bazen antibakteriyel kimyasallar. Öncelikle şunu vurgulamak istiyorum. Burada bir virüs pandemisiyle karşı karşıyayız. Karşımızda bir bakteri değil, virüs var. Dolayısıyla antibakteriyel el sabunlarının standart sabunlara burada bir üstünlüğü yok. Üstünlüğü olmadığı gibi içerdikleri triklozan ve triklokarban gibi kimyasallar el egzamasına neden olabilir. Diğer kimyasallara gelince, doğal zeytinyağlı sabunlar geleneksel tekniklerle üretildiği zaman toksik maddeler içermiyor. Yani hem toprağa ve suya hem de cildimize saygılı. Bir dezavantajları, doğal bitkisel yağlarla ve geleneksel yöntemlerle üretilen sabunların pH'ının cilt için bir miktar alkali kalması ve böylece cilt bariyerine olası olumsuz etkileri. Bunu dengeleyebilecek bir özellikleri gliserin içermeleri. Geleneksel yöntemle üretim aşamasında sabunlaşma reaksiyonu sırasında gliserin ortaya çıkıyor. Bu gliserin de cildi nemlendirme özelliğine sahip. Sentetik sabunların da üretimi sırasında gliserin açığa çıkıyor ama başka yerlerde kullanabilmek, hatta belki ticari olarak değerlendirilmek üzere ortamdan uzaklaştırılıyorlar. Öte yandan sentetik sabunlar arasında da cilde nazik olan, özellikle krem formunda olup tahrişi azaltan, pH dengesi ayarlanmış, dışarıdan ek gliserin eklenmiş sabunlar da var. Burada her içerik herkese iyi ya da herkese kötü gelecek diye bir şey yok. Kullandığınız sabun doğal da olsa, sentetik de olsa, iyi gelmiyorsa üretim yöntemi ya da saydığım gibi içeriği farklı bir sabuna geçmeyi denemek doğru olacaktır. El yıkamada bir başka önemli noktada ellerin yıkandıktan sonra güzelce ve tam olarak kurutulması. Çünkü ıslak kalan eller kururken nem buharlaşıyor ve deriyi kurutuyor. El yıkamakla ilgili dikkat edilecekleri konuştuk. Elleri korumakta ikinci adım nemlendiriciler. Nemlendiriciler elin kurumasını önlüyor. Günde 2-3 kez ya da daha ideali her yıkadıktan sonra kullanılabilir. Evet, sürekli nemlendirici sürmek zor bir iş. Günlük uğraşlarımıza devam etmemize engel olabiliyor. Ama şu unutulmamalı. Eğer el kurumazsa, yani koruyucu yağ tabakası üzerinde kalırsa dışarıdan gelen tahriş edici saldırıya daha güzel direnir. Nemlendiricinin başlıca vazifesi egzamanın alevlenmesinin önüne geçmek. Alevlenmeyi baskılamak için kortizonlu kremleri kullanıyoruz. Nemlendiriciler ise bu ilaçlara, yani kortizonlu kremlere ihtiyacı azaltabiliyor, hatta ortadan kaldırabiliyor. Kortizonlu kremler deyince burada bir parantez açmak istiyorum. Bunlardan kısa süreli olarak ve hekim kontrolünde faydalanılabilir. Ama koruyucu önlemler hayata geçirilmediği sürece bu durum sürekli olarak tekrarlayacak ve kortizonlu kremlerin tekrar tekrar kullanılmak zorunda kalınması gündeme gelebilecek. Bu istediğimiz bir şey değil. Çünkü kortizonlu kremlerin
uzun süreli ve hekim kontrolü dışında kullanımında bu kremlerin deriyi inceltmesi, damarları belirginleştirmesi ve istenmeyen sistemik yan etkileri söz konusu. Nemlendiricilerin düzenli kullanımı egzamanın tekrar ortaya çıkmasını önleyebilir. Kortizonlu kreme duyulan ihtiyacı çok azaltır deyip parantezi kapatıyorum. Nemlendiricilerle ilgili verebileceğim pratik öneriler neler? Nemlendiriciler içerdikleri yağ su oranına göre losyon, krem ya da yağlı merhem şeklinde oluyor. Yağ oranı en az olan losyonlar, en çok olan da merhemler. Yağ oranı ne kadar fazlaysa nemlendirici etki de o kadar güçlü ve o kadar uzun süreli oluyor. Eğer kuruluk hafifse losyon ya da krem. Kuruluk ve kaşıntı şiddetliyse merhem daha iyi seçim olur. Kremler merhemlerden daha az buharlaşır ama daha sık tekrarlanmaları gerekir. Öte yandan da merhemlerin kullanımı da kalın oldukları için bir o kadar zor. Bu nedenle pratik olan geceleri daha yağlı bir ürün, gündüzleri de daha az yağlı bir ürün, yani bir krem ya da losyon tercih etmek olabilir. Nemlendiriciden maksimum fayda görebilmek için elleri yıkadıktan hemen sonra mümkün olan en kısa sürede sürmeliyiz. Hekiminiz tarafından kortizonlu bir krem önerilmişse önce nemlendirici sürülmeli, 10-15 dakika bekleyip emilmesi sağlandıktan sonra kortizonlu kreme geçilmeli. Bazı kremlerde fragrans, yani parfüm gibi kimyasallar, paraben gibi koruyucu maddeler ve petrokimyasallar bulunabilir. Bunlar da bazı hassas ciltlerde yangıyı artırabilir. Bu nedenle şart olmamakla birlikte eğer mümkünse shea butter, aloe vera, kalendula gibi doğal sabit yağlar içeren ürünler tercih edilebilir. Sonuç olarak tüm bu anlattıklarımı özetlersek, düzenli el yıkamanın enfeksiyonların bulaşmasını ve yayılmasını da önleyeceğini biliyoruz. Antibakteriyel el sabunlarının pandemiyi önlemede ek bir faydası yok, aksine elleri daha fazla kuruttuğu için zararlı. Her el yıkama sonrasında nemlendirici kullanımını öneriyoruz. Nemlendiriciler etrafı bulaştığı için kullanmak zor geliyorsa gün içinde losyon ya da krem, yatarken merhem şeklinde olanları kullanabiliriz. Hem tedavide hem önlemede yapılacaklar birbiriyle iç içe geçmiş durumda. Yani egzama ya da elimdeki tahriş geçti deyip önleyici unsurları ihmal edersek en başa geri dönmek olası. Hepimizin el hijyenine maksimum dikkat etmesi gereken bu günlerde bu bilgilerin size ve sevdiklerinize faydalı olmasını diliyorum. Bu vesileyle 112'de, acillerde, aile sağlığı merkezinde, yoğun bakımlarda ve servislerde görev yapan tüm sağlık çalışanlarına ve yardımcı personele sevgilerimi ve şükranlarımı gönderiyorum.